Efendim iyi günler. Bugün yine Yeni Gündem programında birlikteyiz. Her hafta farklı bir konukla ve farklı konuları sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü konuğumuz İzmir'in çok köklü bir kurumundan. Yani Balçova Termal Oteli'nin genel müdürü kendisi Ramazan Kaya Bey. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Ben sizin hem göreviniz icabı hem temponuz icabı çok yoğun bir süreçten geçtiniz bu dönemde. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bazı izinlerimiz de oldu. Çok teşekkür ediyorum. Onları da hallettik hep birlikte. Ve bugün bize konuk olarak geldiniz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ramazan Bey, bizim programımızın gereği tabii izleyicilerimizin her konuğumuzu tanıması, çok iyi tanıması mümkün olmadığı için ben sizden öncelikle kendinizi bir izleyicilerimize tanıtmanızı rica edeyim. İbrahim Bey, öncelikle Balçova Termal Otelimizi tanıtma fırsatı, kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için şahsınıza ve Yeni Gün televizyonumuzun her kademesindeki yetkililerin sorumlularına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yine bu vesileyle ülkemizin varlığını borçlu olduğumuz terör olaylarında ve elim kazalarda hayatını kaybetmiş, geçmişten bugüne kadar 15 Temmuz şehitlerimiz, geçen Tunceli'de olsun, geçen günkü helikopter kazalarında hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize ve öbür dünyaya intikal etmiş gazilerimize Cenab-ı Allah'ın mekanı cennet olsun. Biz de onlardan helallik almamızı nasip etsin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şad olsun. Bu vesileyle bu duygularımı arz etmek istedim. Sağ olun. Ramazan Kaya, 1962 yılı Burdur Tepe'nde doğumluyum. Orta öğrenimimi Denizli'de yaptıktan sonra işletme lisans mezunuyum. 1986 yılında çalışma hayatımı İzmir'de başladım. 9 Eylül Üniversitesi'nde çeşitli kademelerde yine Celal Bayar Üniversitesi'nde öğrencileri daire başkanlığı görevi, Emlak Bankası kapatılan Mülga Emlak Bankası Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinden sonra 2006 yılında il özel idarelerinin yeniden yapılanma sürecinde İzmir İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Kurucu Daire Başkanı görevini 2014'te İl Özel İdareleri Büyükşehirlerdeki İl Özel İdareleri kapatılana kadar devam ettim. İl Özel İdarelerinin kapatılması neticesinde İzmir Vali Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nda zamanımızın valimizi Sayın Toprak Valimizin de takdirleriyle müdürlük kadrosu görevine geçirildik. Yine 1 Nisan 2014'ten itibaren de yönetim kurulumuz Sayın İzmir Valimizin olduğu Balçova Termal Otel Anonim Şirketi'nin yönetim kurulusu üyesi olarak, Murahas Aza üyesi olarak genel müdürlük görevini yürütmekteyim. Yürütmektesiniz. Tekrar sizlere teşekkür ederim bizlere kendimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, biz de çok teşekkür ederiz. Bu anlattıklarınızdan ötürü de teşekkür ederiz. Evet sayın izleyicilerim, şimdi Balçova Termal. Şimdi biliyorsunuz bizim en önemli, bu programları yapmamızın en önemli nedeni öncelikle konuğumuzu tanıtmak, daha sonra da konuğumuzun işini veyahut da temsil ettiği işletmeyi veya kurumu neyse onu size tanıtmak. Şimdi Ramazan Bey'i, kendisini, şahsını tanıdık. Sıra geldi temsil ettiği kurumu tanımaya. Burası İzmir'imizin bir cenneti. Cennetten bir köşesi. Balçova'da Balçova Termal Oteli, termal tesisleri. Yani bugün Türkiye'nin dört bir yanından, hatta ünü yurt dışına aşmış, Avrupa'nın pek çok ülkesinden akın akın insanların sağlık bulmak amacıyla, tedavi olmak amacıyla geldikleri cennetten bir köşesi Termal Otel. Şimdi Termal Otel'i soracağım Sayın Müdürüm ama kendisine oteli sormadan önce ben size bu otelimizi her ne kadar biliyorsak da yenilenmiş haliyle bir güzel filmi var. Onu izlettirmek istiyorum. Önce filmi izleyelim, sonra Sayın Müdürümle detaylara geçelim. Müzik
Gücünü ve tecrübesini 2500 yıllık Agamemnon kaplıcaları olarak bilinen bölgeden alan fizik tedavi ve rehabilitasyonun, sağlık turizminin, düğün organizasyonları ve konferansların yıllardır tek buluşma noktası olan Balçova Termal Otel, 35 yılı aşan hizmeti boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli ziyaretçileriyle paylaşmanın heyecanını duyar. İzmir'in Balçova ilçesinde 176 bin metrekarelik bir alanda hizmet vermekte olan ve kurulduğu günden itibaren muhteşem doğası ve şifa kaynağıyla Türkiye'nin ilk ve en büyük termal otel ve tedavi merkezi olma özelliğini koruyan otelimiz, kaplıca konsepti ve farklılığıyla misafirlerini 4 mevsim ağırlamaktadır. Bünyesinde barındırdığı kaplıca ve kür merkeziyle birçok ilke imza atan Balçova Termal Otel, ailelere yıllardır eşsiz zamanlar yaşatmanın ve burada tatil yapmanın ayrıcalığını hissettiriyor. Tatili ve şifayı aynı konsepte birleştiren otelimiz, siz değerli ziyaretçilerimizin sağlığına önem vermekte, günlük konaklama yapılmadan da her türlü imkanlarını sizlere sunmaktadır. Otelimiz 4 suit, 176 standart, 24 adetse engelli misafirlerimiz için özel tasarımlı oda olmak üzere toplam 204 odada 408 yatak kapasitesine sahiptir. Tüm odalarımız klima, termal banyo, televizyon, minibar ve ücretsiz internetle donatılmıştır. Ayrıca otelimiz 50 kişiden 1200 kişiye kadar çok amaçlı toplantı salonlarına, konferans, seminer, özel yemekli toplantılar, düğün, nikah gibi organizasyonlar için de çeşitli alternatiflere sahiptir. Otelimizde açık ve kapalı kafe var, internet kafe, Türk ve Batı mutfağından örnekler sunan alakart ve tabldot restoranlar, koşu ve orman içi yürüyüş parkurları, solaryum sistemli kapalı yüzme havuzu, biri olimpik ölçüde olmak üzere 2 adet açık yüzme havuzu, aquapark, fitness center, voleybol ve basketbol sahası, 5 adet ışıklı tenis kortu, bilardo ve benzerlerini barındıran oyun merkezi ve mini golf alanı bulunmaktadır. Ayrıca restoranlarımızda sunulan yemeklerde kullanılan ürünler, otelimiz bünyesinde bulunan seramızda doğal olarak yetiştirilip siz değerli ziyaretçilerimize sunulmaktadır. Mimarisi ve konumuyla doğayla iç içe olan bir yapıya sahip merkezimiz, sağlık ve turizm hizmetlerinin birleşimi olan ve multidisipliner çalışma gerektiren çağdaş kür tedavi konseptini Türkiye'de en başarılı biçimde uygulayan merkezdir. Şifa dağıtan kür merkezimiz, kendi alanında uzman 4 doktor, 20 fizyoterapist, 11 masör ve masöz, 6 sağlık teknisyeni olmak üzere toplam 41 sağlık personeliyle hizmet sunmaktadır. Balneoterapi, hidroterapi, elektroterapi, ergokinezi terapi, traksiyon parafin ve laboratuvar ünitelerine sahip olan kaplıca ve kür merkezimizde 5 adet değişik büyüklükte ve ısıda termal tedavi havuzuyla, 3 değişik büyüklükte ve ısıda jacuzzi, 40 adet termal küvetli banyo odası, el ve ayak su altı masajı, ozon sauna ve benzeri hizmeti bünyesinde barındırmaktadır. Kür merkezimizde romatizmal hastalıklar, artroz, kireçlenmeler, bel, boyun, fıtık ve ağrıları, yumuşak doku romatizmaları, omurilik yaralanmaları, felçler, kırıklar, protez, Parkinson ve benzeri ortopedik nörolojik rehabilitasyon gerektiren tüm hastalıklar tedavi edilmektedir. Norveç ve İsveç başta olmak üzere Hollanda, Almanya, Danimarka ve Belçika gibi ülkelerden çok sayıda tedavili misafirleri ağırlamakta olan yılın 12 ayı hizmet veren Balçova Termal Otel, Nisan-Kasım ayları arası %50 yabancı, diğer aylarda çoğunlukla yerli misafirleri ağırlamakta olup, Norveç Sağlık Bakanlığı ile 1992 yılından bu yana anlaşması devam etmektedir. Otelimizin konumu, şehrin merkezini gezmek ve İzmir turları yapmak için ideal başlangıç noktasıdır. Ayrıca otelimiz, Adnan Menderes Havalimanı'na 20 kilometre mesafededir. Kurulduğu günden itibaren her yıl 1500 yabancı, toplamda 5000'e yakın hastanın uzun süreli kür tedavisi aldığı merkezimiz, her yıl 55 bin kişiye de günübirlik sağlık hizmeti vermektedir. Hizmet kalitesi, kalite, çevre, gıda güvenliği bütünleşik sistemleriyle sağlanır ve korunur. Ayrıca otelimiz, çevre dostu kuruluş belgesi olan Yeşil Yıldız sertifikasına layık görülmüştür. Hayatın, sağlığın ve yaşamın önemini bilenlere. Balçova Termal Otel.
son çekilen filmiyle size tanıtmaya çalıştık. Şimdi Sayın Müdürüm'den detayları alalım. İbrahim Bey, son güncellenmiş tanıtım, izlediğimiz tanıtım filmindeki ünitelerimizin, tesisimizin bu hale gelme noktasının temeli 1980'li yıllarda atılmış. 1980'li yıllarda zamanımızın valisi rahmetli Hüsnü Üççan tarafından İzmir İl Özel İdaresi bünyesinde basit bir işletme mantığıyla, yani basit bir işletme derken ticari anlamda mantığıyla kurulmuş, barakalar şeklinde kurulmuş, işte Balçova'nın dağının eteğinde, evet, bu termal suyun kaynağında zamanla limited şirket haline gelmiş. Ondan sonra anonim şirket haline gelmiş. Tamamen kamu kuruluşu olan bir tesis. Evet. İl özel idarelerinin büyük şehirlerde kapanması neticesinde ilk etapta Maliye Bakanlığı'na devredilmesiyle birlikte son mevzuat gereği Sayın Valimizin takdiri ve kararlarıyla İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na bağlı tamamı kamunun olan bir tesistir. Tüzel kişiliğimiz gereği, şirketin tüzel kişiliği gereği şirketimizin yönetim kurulu başkanımız Sayın İzmir Valimizdir. Yönetim kurulu üyelerimiz de yine vali yardımcılarımızdan ve alanındaki uzman bürokratlardan oluşmaktadır. Sayın Valimizin yönetim kurulu başkanı olması, bizimle aylık ve sürekli değerlendirme içinde olması, bize verdiği destek, bizlerin götürdüğü projelere, olumlu projelere kabul görmesi, sağladığı destekle 1 Nisan 2014'ten bugüne kadar 3,5 yıldır Balçova Termal Otel gerek hizmet kapasitesinin artırmasında, kalitenin artırmasında, hizmet çeşitliliğinin artırmasında Avrupa standartlarının üstüne çıkan başarıyı yakalamıştır. Ben naçizane olarak desteklerinden dolayı Sayın Valime şükranlarımı arz ediyorum bu vesileyle. Balçova Termal Otel'de 4 başlık, ana başlık altında hizmet üretilmektedir İbrahim Bey. Bunun ilk önceliği, yani bizim birinci başlık altında kaplıca kür merkezimiz. Yani termal suyun nimetlerinden yararlanarak insanların sağlığına hizmet üretmek. Bunun da kendi içinde safhaları var. Burada kür merkezimiz çeşitli ünite alternatifleriyle yaptığı doğal tedavi anlamında, mevcut personel ve deneyim anlamında Türkiye'de değil Avrupa'da ve dünyada 90'lı yıllarda termal sağlık turizminin ilkidir. Öncülerinden demek bile haksızlık olur. Hmm. Yani ben şöyle arz ediyorum bu benzetme. İşte nasıl toplu konutu, emlak konut Türkiye'de yerleştirilmiş, doğru bir görülmesi olmuş ise de, evet, Balçova Termal Otel'de termal sağlık turizmi konusunda uluslararası alanda dünyanın ilklerindendir. Evet. 1992 yılından beri 25 yıldır, aşağı yukarı çeyrek asırdır uluslararası alanda, bu işte İskandinav ülkelerinden olsun, Avrupa ülkelerinden, diğer ülkelerden termal sağlık anlamında, alternatif tedavi anlamında yılda 2000'e yakın yabancı misafirimiz ağırlamaktadır, tedavi etmektedir, ülkemizi tanıtmaktadır, İzmir'e katkı sağlamaktadır. Bizim kür merkezimizde ikisi uzman olmak üzere 3 hekimimiz, fizyoterapistlerimiz, masöz ve masörlerimiz, hemşiremiz ve teknikerlerimiz olmak üzere 41'e civarında sağlık personelimiz bulunmaktadır. Mevcut sağlık personelimiz yurt içinden ve yurt dışından gelen hastalarımızın çeşitli alternatif tedavi anlamı tedavi altında çeşitli fıtık rahatsızlıkları, boyun fıtıkları, bel fıtıkları, yine romatizmal hastalıkların tedavisinde, nörolojik hastalıkların tedavisinde, yine bu tür ağır ameliyat geçirdikten sonra bu tür hastalıkların rehabilitasyon süresinde, tabii, çok deneyimli, başarılı bir şekilde görevini, hizmetini üretmektedir. Yine biraz önce de arz ettiğim gibi kalitede sınır yok, hizmette sınır yok, durmak yok, çalışmaya devam noktasına baktığımızda biz de 1 Nisan 2014 yılından beri bu kamunun mülkü olan, bize emanet olan, kamunun hakkı olan bu tesisleri en iyi hassasiyetle mümkün olduğu kadar mevcut kaliteyi artırmak, mevcut kurumsallaşmayı daha güzel yürütmek,
veri yönelik hizmetin kalitesini artırmak anlamında tesislerimizde büyük yenilemeler yaptık. Ben saygıdeğer bizi izleyen izleyicilerimizin, İzmirli misafirlerimizin, Ege'li misafirlerimizin, yurt içindeki misafirlerimizin mutlaka sağlıklı yaşlanmak, yaşlılıktaki bu tür problemlerin çözümü olması anlamında ilk ve doğru bir adresin Balçova Termal Otel olduğunu rahatlıkla kendilerine ifade edebilir. Bunu ifade etmekten de onur duyarım. Mutlaka kendilerini bekliyoruz. Tecrübemizde bizim 170 bin metrekare yeşil alanda 200 oda kapasiteli tesisimizde bir ana bina, 7 blok olmak üzere adım attığınızda şehrin gürültüsünden uzak ama tekrar adım attığınızda şehrin içinde kendini bulduğunuz hava yolu Türk alanı, havaalanı bağlantısı bu kadar kolay. Çevre yolları bağlantısıyla bulunduğu konum anlamıyla içindeki bulunduğu saklı bir, biraz önce sağ olun sizler de fark ettiniz, saklı bir cennet. Tabiri caizse anlamıyla deneyimli personelimizle ürettiği hizmet sayesinde biz değerli İzmirli halkımıza misafirlerimize hizmet etmekten çok memnunuz. Şöyle bir izninizle şunu arz etmek isterim. Özellikle biz izleyicilerimize. Şu bir ön yargı vardır. Daha önce işte burası bir resmi kurumdur. Burası bir otel işletmedir. Burada fiyatlar veya işte hizmet almak bedeli yüksektir gibi. Kapalı veya hizmetlerin sadece belirli bir gruba verildiği gibi yanlış olgu veya yanlış bilgilendirme varsa bu böyle değildir. Yani Balçova Termal... Yanlış bilgilendirme var müdürüm? Ben size onu söyleyeyim peşinen. Evet, evet. Çünkü 3 gündür biz paylaşım yapıyoruz. Evet efendim. Bu programı tanıtmak için sosyal medya üzerinden bana da pek çok sorular geldi. Mesela sorulardan ağırlıklı olanları şöyle diyor: ya bizi yani nasıl tanıyorsunuz oteli diye sorduk. Onlar da derler ki bize orada pek çok tesis var ama biz oranın çok pahalı olabileceğini düşünerekten ne kafeteryasına ne de restoranına bile gitmeye çekiniyoruz dediler. Dediler. Evet. Efendim Bey, izninizle bu konuyu açıklayacağım. Ona geçmeden önce Kür Merkezi ile ilgili bir iki konuyu da hatırlatmak isterim. Tabii bu sorunun içinde orası da var yani. Tabii. Şimdi Kaplıca Kür Merkezimizde bizim referanslarımız çok güçlü. Geçmişimizden bugüne kadar. Ülkemizin çeşitli şehirlerinden veya dış ülkelerden gelip rehabilitasyon sürecince gerekli olan rehabilite ile ilgili tedavisini aldıktan sonra yani birçok yürüyemez engelli misafirlerimiz, hastalarımızın koltuk değnekleriyle yürümeye başladığını, koltuklu değnekli ise koltuk değneklerini atmaya başladığını, çok güzel. Kendisini normal olarak, psikolojik olarak tedaviye kapatan güzel hastalarımızın kendisini bizim oradaki gerek tedavi yöntemimiz gerekse işte servis personelimizin, konaklama personelimiz mevcut, hizmet her alanda hizmet veren personelimizin deneyimi ve sergi sayesinde kendilerini tedaviye açtığını, bundan çok istifade ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Evet. Diğer konuya gelince, şöyle arz edeyim. Biz, her hizmetimiz halka açık. Sabahın saat 7'sinden akşamın 24'üne kadar ailece günübirlik vakit geçirebileceğiniz bir konsepte sahibiz. Sabah gelip açık bir kahvaltı alabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra gerek tesisimizin içindeki yeşil alanda, gerekse tesisimizin arkasındaki Balçova Ormanı'ndaki terapi alanlarında yürüyüşünüz yaptıktan sonra çeşitli 7'den fazla alternatif jacuzzi'sinden, işte buharlı odasından, Kür Merkezimizdeki zengin mineralli termal suyumuzdan istifade edebilirsiniz. Yine termal suyumuzdan istifade ettikten sonra bahçemizde, restoranlarımızda, yeşil alanda öğleden sonra keyifli çayı, yine akşamüstü açık alakart restoran hizmetlerimiz, akşamın serinliğinde kahve, Ramazan aylarında fasıllı açık büfe iftar programları, bütün bu hizmetlerimiz günübirlik halkımıza açıktır. Yine kaliteden taviz olmamak kaydıyla, sertifikasız ürün girmemek kaydıyla, gerek mutfak gerek sunum her türlü hizmetimizden taviz vermemek kaydıyla misafirlerimiz, İzmirliler şundan emin olsun ki bu hizmetlerimizin bedelini sınıflandırmada çok mütevazi davranmaktayız. Hizmetimiz şu, kalitemiz şu, kalitemizi yüksek tutalım,
Burada her vatandaşımızın ulaşabileceği sunum içinde sunalım. Ücretlendirmeyi bu şekilde yapalım. Vatandaşlarımız ulaşabilsin. Mütevazi, çok küçük kar oranlarıyla emsallerimize göre kıyaslandığımızda da ücretimizin de çok mütevazi olduğu görecektir. Yani toparlayacak olsam her türlü hizmetimiz, her türlü birimimiz her an halkımıza açıktır günübirlik. Ve buralarda da kesinlikle o hizmeti aldıktan sonra kendilerinin bu hizmeti karşılığı yapacakları ödemelerin çok mütevazı olacağını göreceklerdir. Biz mutlaka misafirlerimizi bu anlamda bekliyoruz. Böyle bir ön yargıyı, böyle bir şeyi bu sayede sizlerin sayesinde epey mesafe aldık, kırıyoruz. Gelir bu gerçeği yaşadıktan sonra sağ olsunlar çok geri dönüşler var. Bize çok teşekkür ediyorlar. Bu geri dönüşler, bu teşekkürler bizim çalışma motivasyonumuzun en büyük kaynağı tabii ki. Arttırır onları, ateşler. Doğru. Yine kür merkezimizde 7'nin üzerinde işte termal suyumuzun hiç doğallığı bozulmadan farklı ısı değerlerinde, yazın serinliğinde bile gelebilecek ısı ortamında havuzlarımız mevcut. Bunların günlük girişleri, sabah erken saat gelip akşama kadar kalabilirsiniz. Modern kafeteryalarımızdaki alacağınız hizmetler çok uygundur. Şu an için bir fiyat ifade etmek gerekirse yani günübirlik bir giriş 35 liradır. Yani çünkü başka yere gideceğiniz ücret yol parası bir değildir. Değildir, doğru. Kür merkezimin yanı sıra İbrahim Bey'in diğer ana başlığımız konaklama. Konaklama, evet. Otelimiz 204 odadan oluşmaktadır. Hı hı. Ana binamızın zemin katındaki 20'ye yakın odamız tamamen engelli vatandaşlarımızın hem tedavi anlamında her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde ulaşılabilir engellilik şartlarına haizdir. Ana binamızda 86 odamız vardır. Diğer 123'e yakın odamız da yine o yeşil doğa içindeki serpiştirilmiş 7 adet bloklardadır. Yani toplam odamız 200 küsurudur. Odalarımız büyüklük standart olarak mütevazidir ama hijyen, sağlık, günübirlik temizlik oradaki hizmetler açısından günümüzün standartlarının üstündedir. Özellikle yazın keyfi ayrı, kışın keyfi ayrı. Her odamızdaki, küvetlerimizdeki, mevcut küvetlerimizdeki musluğuna aktığınızda da doğal termal su akmaktadır. Yani bizde konaklayan misafirlerimize kür merkezimizdeki havuzlarımızın yanı sıra odada da dedik ki doğal termal suyu sunalım. Yani odadaki küveti kapatsa, içini doldursa, uzansa termal bile yapıyor orada. Yapıyor, kesinlikle. Otel konaklamamızın dışında tesisimizde 3 kapalı alanımız, bu kardelen salonumuz, yemek düzeninde 1000, sinema düzeninde 1500 kişi kapasiteli, bu aquasit'in üzerinde çeşitli yemeklerin organizasyonu yapılabileceği bir alanımız. Yine Agamemnon kaplıcalarını anılan Agamemnon salonumuz 200-250 kişi civarında. Şirin yine kapalı bir kafeteryamız 150 kişi civarında. Yine bir 100 kapasiteli seminer odamız. Yani 5-4 kapalı alanıyla 7-8 tane açık yazlık bahçe alanıyla her türlü eğitimlerin, konferansların, kurumsal hizmetlerin kurumsal hizmet taleplerini de yerine getirebilecek alanlara sahibiz. Yine bu alanlarımıza, açık ve kapalı alanlarımıza gerek bakım anlamında, gerekse teknolojik yenilik anlamında, gerekse çevresel yeşil anlamında bu anlamda da yeşil kuşak şeyimiz var, belgemiz var zaten otelimizin. O anlamda tavizimiz yok. Sağ olsun arkadaşlar, değerli saygıdeğer misafirlerimize, İzmir'imizin içinden, ülkemizden, yurt dışından gelen misafirlerimize bu doğayı bozmadan, daha da kalitesini artırarak, hizmet kalitesini artırarak hizmetimizi sürdürmek için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir. Konaklamamızın yanı sıra tabii ki konaklayan misafirlerimizin şu avantajları var. Geçen gün radyoda dinledim bizim arkadaşlarla birlikte. İşte şunu söylüyorum. Aqua Park'a giriş dahil, tenis kortlarından yararlanmak, 7 tane kür merkezindeki farklı havuz, sauna, buhar odalarından yararlanmak, otel odaları küvetlerden yararlanmak, efendime söyleyeyim, dahil, 2 kişi kahvaltı dahil sadece günübirlik 200 lira. Evet. Yani neredeyse bir Aqua Park'ın giriş ücreti. Bugünlerde böyle 31 Ağustos'a kadar bir kampanyamız var. Diğer tarafta yine 3. hizmet alanımız. Banket hizmetleri. Yani mutlaka İzmirli, saygıdeğer İzmirli vatandaşlarımızın ya kendi ya torunu ya da ailesinden birisi mutlaka Balçova Termal Otel'de bir düğün nişan etkinliği yapmıştır. Hakikaten o
Yazın doğa içindeki bahçelerimizdeki bu hizmetin kalitesi, kışın kapalı salonlardaki bu hizmetimizin kalitesi yine sağ olsun insanların en mutlu gününde Allah'a hamdolsun bugüne kadar bizleri üzecek en küçük bir şey olmadı. Tamamen o misafirlerimizin o günkü mutluluklarına katkı sağlayacak düğün organizasyonlarımız, bu tür kınadır, bu tür organizasyonlarımız, hemşire yemekleri, işte doğum günleri, hatta evinizin şu son günlerde şu gelişmeye başladı. Saygıdeğer hanımefendiler evlerinde çok kalabalık misafire artık değil, gelip bizim orada gün yapabiliyorlar yemekle. Biz bunları da sağlıyoruz kendilerine. Restoran hizmetlerimizde, yani banket hizmetlerimizde bunu sağlamaktayız. Yine kamu kurumlarına veya özel kurumlara, meslek odaları yetkililerimize arz ediyorum, sesleniyorum. Hemen hemen İzmir'imizdeki birçok meslek odasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarıyla indirim protokollerimiz mevcuttur. Kendilerinin eğitim, efendim personel eğitimi, her türlü iftar yemeği, efendim özel günlerle yemekle her türlü hizmetlerini sağlayacak donanıma sahip salonlarımızda personelimiz mevcuttur. Yani dört ana başlık altında hizmetlerimiz yok diyelim. Bu düğünler ekseriya biliyorsunuz yaz sezonunda özellikle açık yerlerde yapılıyor. Evet. Sizde en büyük açık alan kaç kişilik bu düğün organizasyonunda müdürüm? Saygıdeğer İbrahim Beyciğim, bizim açık alan olarak papatya bahçemiz. Hı. Şu anda Ramazan ayında orada akşamları açık büfe fasılı iftarlarımız halka açık veriyoruz. Hı. Papatya bahçemiz yemekli düzende 1000 kişi. Kokteyl düzeninde 1300-1400'e. Yine Hüsnü Üçcan bahçemiz yemekli düzeninde 800-900 kişi. Kokteyl düzeninde 1200 kişi. Palmiye bahçemiz 150 kişi. Yine kafeteryamızın bahçesi 150 kişi. Çok sık şey yaparsak talepçi olduğunda Çınar restoranımızın bahçesi. Yine tenis kulübümüzün bahçesi. Yani 5 ana açık alanda günlük 2500 kişiye yakın hizmet verebileceğimiz açık alan kapasitemiz var. Tam şunu sorayım bu sırada size. Buyurun. Şimdi bunların tamamının bir gecede dolduğunu düşünelim. Ki belki de oluyordur da. Evet. 2500 kişiyi bulduğunu düşünelim. Bu 2500 kişiye yemekli hizmeti nasıl sağlayabiliyorsunuz? Yani büyük bir organizasyon bu. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Şöyle bir anım oldu bu 3,5 yıllık görevim esnasında. Galiba bir yaz günüydü. Hmm. Kardelen salonumuzun soğutma sistemleri de gayet güncel olduğu için orada da yazın arz eden oraya da. Kardelen salonumuzda mevcut o gün. Yanılmıyorsam o gün bizim bir hafta sonuydu. Hı. Düğünlerdi galiba. Balçova Termal'deki hizmet alan değerli misafirlerin sayısı 3000 civarındaydı. 3000. Evet. Şünü ifade edeyim. Bizim Diyarbakır'da da bize eklediğimizde Aga Memnun'u da eğer yazın tercih edilirse günlük kapasitemiz 3500 civarındaysa 3500 misafirimiz bu yemekli organizasyonda veya organizasyonun içeriği ne olursa olsun, kokteyl olsun her hizmeti aynı zaman aralığında alabilmektedir. Yani gerek mutfak, gerekse servis personelimiz, departmanların tecrübesi buna müsaittir. Gerekli organizasyon, gerekli çalışmalar yaparak sağlanmaktadır. Yani bir iftar programında bir masa çorbasını içerken, diğer masa işte sıcağını, tatlısını bitirken, diğer masa çorbasını bitirirken, hayır. Çorbası da aynı zaman aralığında tüm masalara gelmektedir. Efendim salatası da aynı zaman aralığında, ana yemeği de, tatlısı da, çayı da, kahvesi de. Böyle bir organizasyonumuzda başarı grafiğimiz vardır. Yani bravo, yani şimdi bir otel düşünün. Tabii ki. Yani belirli bir salonu vardır, bir bahçesi vardır. Evet. Orada siz iki yerde bir hizmet verirsiniz. Evet. Bunu herkes hazırlıklıdır. Evet. Herkes bilir bunu. Ama bir anda 2500, 3000, 3500 yani, kişiye çıktığı anda onun altından kalkmak hakikaten bir mesele yani. Tabii işte organizasyonlar ve rezervasyonlar önce olduğu için arkadaşlarımın tecrübesiyle bu organizasyon, evet, bu yapılanmayı yapıp yapıyor. Allah'ın izniyle hep onu düşünüyorum. Çünkü çok geldik gittik. Tabii, eşimizin, tabii, dostumuzun, tabii, sayesinde sizin o bahçelerinize, tabii, düğün olsun, kokteyl olsun. Zaman zaman hep onu düşünmüşüz. Sen nereye gidiyorsun? Ben bilmem şu bahçeye gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ya bizim şey bu tarafta, bizimki burada. Ya derdim ki bu kadar alan, bu kadar bahçe nasıl yetişiyor? Biz şöyle de yaptık İbrahim Beyciğim, bu 3000 kişiye veya bu kalabalık saygıdeğer kitlelere hizmeti artırırken dedik ya adımınızı attığınızda şehrin gürültüsünden uzak tutup bir adımla kendinizi bir doğa ortamında bulunuyorsunuz. Evet. Bu doğa ortamında bu hizmetleri alırken damak tadımızı ve kalitemizi mümkün olduğu kadar doğal artırmak için bunu da anlatmak isterim. Mutfağımızda kullanılan işte marul, domates, salatalık gibi böyle 5-6 kalemdeki ürünlerimizin
%50'ye yakını kendi seralarımızdan karşılanmaktadır yıllık tüketimin. Sayın Müdürüm, sorudan birisi oydu, benim sorumu aldın. Evet. Çünkü ben onu daha önceden bir not almıştım. Evet. Siz orada bir yeni seralar geliştirmişsiniz. Mevcut seraları yeniledik. Onu siz anlatın, evet. Mevcut seralarımızı oradaki değerli mesai arkadaşlarımın, ekibimin katkılarıyla yeniledik. Oralarda termal suyun nimetlerine götürerek. 4 tane seramızda mutfağımızın belirli tüketim mallarından bazılarının yıllık %50'lik 50'ye yakın ihtiyacı mümkün olduğu kadar en doğal ortamda üretiyoruz. Bu da tabii ki bizim işte mutfak kalitemiz, damak tadımıza etki ediyor. Katkı sağlamakta. Yine tabii. Mutfağımızdaki birçok üretilen çorbasıdır, diğer şeyler hemen hemen doğal yapılmaktadır. O anlamda bir şifa, mutfağımızda bir şifa kaynağıdır. Evet. Yine bu birimlerimizde, hizmetlerimizin üretildiği birimlerdeki mekanların işte yenilenmesi, takibi, hijyen ve sağlık açısından en güzel güncel düzeyde tutulmakta, sıkı kontrol edilmektedir. Bize buraya emanet eden Sayın Valimize, yetkililerimize, kamunun tüyü bitmedik yetimin hakkın olduğu bir kurumu en iyi şekilde idare etmek, en iyi şekilde hizmet üretmek için tüm hassasiyetimize devam ediyoruz. Evet. Bu hassasiyetimiz noktasında arz edin Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, Valimizin Yönetim Kurulumuzun desteği, sizin gibi değerli dostların katkısı, desteği bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Üç başlığı sıraladık, dörde mi geldik şimdi, müdürüm? Dördüncüsü de yine restoran hizmetleri, evet. İbrahim Beyciğim. Burada bizim işte kafeteryamızda, kafeterya bahçemizde veya diğer birimlerimizdeki alakart hizmetlerimizde, sabah açık ve kahvaltı hizmetlerimizde, restoran hizmetlerimizde her türlü kaliteyi bulabileceğiniz şekilde saygıdeğer vatandaşlarımızın, bizim tercih eden misafirlerimiz hizmetine sunulmaktadır. Toplu yemekler, Ramazan'da açık büfe iftarın, fasıl iftarın yanı sıra yine Ramazan'da kurum ve kuruluşlara fix menü, set menü, ister beyaz et, ister kırmızı et, o biraz önce bahsettiğimiz yeşil ortamdaki bahçelerimizde iftar yemeklerini sunmakta. Yine hemşeri yemekleri, sivil toplum örgütlerinin yemekleri, kamu kuruluşlarımızın yemekleri, yine çeşitli kurumların eğitim faaliyetleri anlamında restoranlarımızda bu tür hizmetler üretilmekte. Yine hemen hemen restoranımızdaki veya pastanemizdeki sunduğumuz tatlı çeşitlerimiz olsun, sütlü veya şerbetli tatlılarımızın %80'i kendi mutfağımızda üretilmektedir. Restoranımızda her türlü etli menüsüyle, her türlü çeşitli alternatifleri, alakartıyla, fix menüsüyle mutfağımızın damak tadında ve sunumunda da gerçekten aldığımız geri dönüşümler, müşteri memnuniyeti, bizim Allah'a hamdolsun bu hizmette de çok titiz davrandığımızı, kaliteli hizmet sunduğumuzu bize gösteriyor. Evet. Zaman zaman tabii ki küçük işletmede şikayetler olabilir, küçük aksaklıklar olur. Her küçük aksaklık, müşterimizin her türlü şeyi bizim başımız tacıdır. O bizim tecrübe kaynağımızdır. Benzeri 40 yılda bir yaşanan hataların benzerini yaşanmaması için her türlü çözüm odaklı çalışmalar devam etmektedir. Evet. O anlamda da restoran hizmetlerimizin kalitesi artırılması anlamında gayretimiz, titizimiz sonsuzdur. Her istediğiniz, biraz önce de arz ettiğim gibi kadınlar gününden, kınasından, ev yemeğinden, açık ve kahvaltısından, bireysel kahvaltısından, her türlü restoran hizmeti, bireysel anlamda, kurumsal anlamında, aile anlamında her türlü gruplara vermeye hazırız, vermekteyiz. Dördüncü hizmet ana başlığımız bu şekilde diye özetlenebilir. Şimdi yaz sezonu geliyor. Yaz sezonunda da biliyorsunuz daha şimdiden zaten sıcaklar oldukça bastırdı. Her ne kadar 30 derece diyorsa da sanki dışarısı 40 derece gibi insanı bayağı yakıyor. Bir de nem de var. İzmir'in zaten nem oranı çok meşhurdur. Yani nefes aldırmaz. Tabii sizin şimdi burada bir de bir hizmetiniz daha var. Açık havuzlarınız var. Evet. Biraz da onu bahsedelim. Ben bir teşekkür ederim. Hislerimize tercüman oluyorsunuz. Şöyle bir algıyı kırıyor bizim elimizdeki alternatif. Çokluk. Evet. Yok. Termal deyince hani yazın biraz acaba sıcak mı? Tam tersi değil. Balçoğu termal, yazın termal havuzlarımızın ısı derecesi, yani normal yüzülebilecek şekilde termal su olmak kaydıyla her türlü ısıya sahip. Bu bir kere mevcut. Evet. Yani kür merkezimizde yazın tam tersi tercih edilebilecek etkenimiz daha fazla. Buyurduğunuz gibi yine yazı sıcak günlerinde İzmir'in dışına gitmeden İzmir'in içinde tabii. Bu Aqua Park biliyorsunuz tabii. Sezonumuz Mayıs'ta açıldı. Aqua Park'ımızın kendi içindeki çeşitli eğlence ve su oyunları kaydıraklarıyla birlikte
Birisi kapalı, ikisi açık olmak üzere. İki yarı olimpik, birisi de normal 3 tane yüzme havuzumuz var. Yani bizim halkımız günübirlik oradan da yararlanabiliyor. Akvapark da bizim. Otel konaklamalı misafirimiz. Biraz önce arz ettim. Evet. İşte iki kişi gelip bizde kahvaltılı günlük 200 lira verdiğinde akvaparkına girebiliyor, efendim tenis kortlarına gidebiliyor, kür merkezine gidiyor, hamam, banyo, sauna, 7 tane kür merkezindeki havuzlar. Yani orada istediği etkinliği yapabiliyor. Yani komple bir paket satın almış oluyor. Paket satın almış oluyor. Sadece günlüğü iki kişilik, yani kişi başı 100 lira. 100 lira. Kahvaltı, sabah açık ve kahvaltı. O sabah zaten kahvaltının keyfini, kahvaltının keyfini olmaz. Tabii. Özellikle de bu arz ettiğiniz gibi o büyük havuzlarımız uluslararası standartlarda hijyen ve sağlık açısından da yine her türlü bakım, onarım ve temizlik açısından da hiçbir zaman tavizsiz hizmetimiz devam etmektedir. Bu konularda risk alma şansımız yok Allah'ın izniyle. Aile çıktı sabah çoluk çocuğunla, ya şehir dışına gitmek çok zor, pahalı, otobüse bin, in, git, gel, dönüşü bir alem. Aldı çocuklarını, geldi size sabahtan. Tabii. İçeride kafeteryası da var. Tabii. Aqua Park'ın içinde o ayrı bir konsept buyurduğunuz gibi. Giriş ücreti ayrı. Orada içeride her türlü yiyecek hizmetini alabiliyor. Yani sabah girip akşam gider. Buyurduğunuz gibi efendim. Aynen. Orası da kendi içinde tamamen günübirlik vakit geçirebileceği, nezih insanların geldiği, her türlü güvenliğinin olduğu, güvenlik kameralarımızda, güvenlik personelimizde, otoparkımızda, her alanımızda kendinizi güvende hissedebilecek, kendinizi sağlıklı hissedebilecek her türlü birçok alanda ürettiği hizmetle hakikaten İzmir'in içinde yaşatılması gereken yeşiliyle, Balçova Termal'deki o 170 dönüm şehire kattığı yeşil alanıyla, botanik bahçesi görünümüyle yaşatılması gereken, yaşanılması gereken bir yer diye ifade etmek isterim. Evet. Balçova Termal, izniniz olursa. Evet. Şimdi müdürüm, sayın müdürüm, burada hep merak ettiğimiz bir şey vardır. Bu termal suyu herhalde belli bir sıcaklıkta ilk önce yüzeye geliyor. Bu kaç derecedir ben bilmiyorum, size soracağım. Sonra siz bu suyu farklı bölümlerde işliyorsunuz, belki soğutuyorsunuz. Yani neler yapıyorsunuz ki o belki kaç derecede, kaynar derecede gelen suya girilecek bir vaziyete gelin? Nedir oradaki işlemleriniz? Saygıdeğer İbrahim Beyciğim, buyurduğunuz gibi suyun, termal suyun, mineralimizin, özellikle mineral zenginliği çok önemli. Bizim tabii. Hakikaten Balçova Termal'in, termal suyunun mineral zenginliği hemen hemen uluslararası alanda işi benzeri az bulunanlardan. Buhar sıcaklığında 140 derecelerde, buhar sıcaklığında kuyudan çıkışı. 140 derece. Buhar sıcaklığında. Buhar sıcaklığında. Bu biraz önce buyurduğunuz gibi oradaki teknik altyapı oluşturulan üniteler sayesinde, soğutma tanklarım sayesinde istenilen bizim aşağı yukarı 7 ünitemizin 6 tanesi işte 28 ile 34 derece arasında havuzların sıcaklığı değişiyor. Her bir havuzun ısısı var. Suyun orada, sıcaklığı suyun değil mi sıcaklığı efendim? Gönüllü. Evet. İşte o buhar sıcaklığındaki çıkan termal su bizim bu taklarımızda hiçbir doğal termal özelliği, mineral özelliği bozulmadan soğutup ve ısıtılabiliyor. Yani istenilen ısıyı getirilebiliyor. Sistemimiz bu şekilde. Evet. Yani bu sistemin bu halde olması doğal termal özelliğin, termal suyun doğal özelliğinin bozulmamasına büyük katkı sağlıyor. O yönü de bunun tabii ki yine bu soğutma, istenilen ısıtma anlamındaki bu sistemdeki gerek hijyen ve sağlık açısından işte çeşitli klorlama gibi ölçülü, uluslararası standartlara uygun bakım, işte sıhhi ilaçlama şeyleri de yine teknik personelimizin donatımında yine sertifikalı ürünlerle yapılmaktadır. O konuda da çok hassasız, yani tavizimiz yok. Evet. Yine bu tedavilerde olsun, işte girişlerde mümkün olduğu kadar doktorum, sağlık ekibimiz bazı termal sıcak suya hastalıkların hoş olmayacağı konu, onlar kontrol altında tutulmaktadır. Yani yine tesisimizde 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yakınlığı bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Tabii. Yani hakikaten Balçova Termal Otel her konumuyla konaklayanlara açısından alışveriş merkezlerinin yakınlığı, her yönüyle işe az rastlanan bir kuruluştur. Biraz önce de teşekkür ederim, arz ettiğiniz. Belki hani buradan başka bir İzmir dışına gidilecek yol parasının yarı ücretlerine burada daha keyifli, daha sağlıklı kendi şehrimize her türlü hizmeti alabilirdim. Gitmekle de kalmıyorsunuz. Gittiğiniz yerde neyle karşılaşacağınızı, yani, ne yiyecek, ne içeceğinizi de bilmiyorsunuz. Ben şunu arz etmek isterim. Yani termal tesis ve termal mineral suyun özellikleri anlamında, doğal alternatif tedavi anlamında, tedavide bir spa değiliz. Gerçek
alternatif tedaviyiz. Tabii. Bunu uluslararası alanda biraz önce verdiğimiz evet. örnekleriyle kendi şeyini rüştünü ispatlamış bir kuruluş. Yine diğer kaynaklarıyla, diğer özellikleriyle de hakikaten zengin ünitelere sahibiz. Bunu yurt içinden ve yurt dışından bize ziyarete gelen işte sağlık kuruluşları, tur acenteleri veya ilgililer gördüğünde zaten bu hakkımızı teslim ediyorlar. Bu kadar geniş üniteye, bu kadar nedir bağımsız termal suyun çeşitli ünitelerle, çeşitli büyük kitlelere hizmetin sunulduğu yer herhalde biz şu anda tekizdeyiz ifade ederse çok büyük şey yapmış olmam diye düşünüyorum. Sayın Müdürüm, programımızın sonuna geldik. Tabii ki 40 dakika dedik, 45 dakika oldu. Sizinle zamanın nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Çok mükemmel bir tesisi anlatıyoruz. Ben bu tesisin sizinle daha da büyüyeceğine inanıyorum. Bu güzel düşüncelerinizle, bu milliyetçilik duygularıyla daha farklı şeyler de öğrendim sizden bu program süresince. O anlamda da teşekkür ediyorum size. Ben programı kapatmadan önce bir iki şey söyleyeyim. Bir tanesi böyle bir tesis İzmir'imizde mevcut ve bizlerin görevi bu böylesine tesislerimizi halkımıza sürekli tanıtmak. Bunu öğretmek, bildirmek, faydalanmalarını sağlamak. Bu nedenle belki 2 ay sonra veya 1,5 ay sonra belki ben sizi yeniden konuk olarak çağırabilirim. Bir kez daha konuşabiliriz. Belki o zaman daha farklı bir şeyler de gelişmiş olur. İnşallah. Sizin yeni bir takım çalışmalarınız, projeleriniz, SGK'lılarla ilgili bir takım çalışmalar yaptığınızı biliyorum. O konulara şimdilik girmedim. Belki neticelenir bir ay içerisinde. İnşallah. Onları da daha sonra bir konuşuruz. Dolayısıyla ben programı kapatmadan önce her programda olduğum gibi size de bir hak vermek istiyorum. Programı kapatmadan önce izleyicilerimize kurumunuzla ilgili son bir şeyler söylemek isterseniz sözü size bırakayım. Sonra da programı kapatayım efendim. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Çok sağ olun. Ben bizi izleyen değerli vatandaşlarımıza şunu arz etmek isterim. Şehrin karmaşasından, şehrin gürültüsünden şehrin içinde kurtulabilecek, kendinizi dinlenmek için kendinize fırsat yaratabileceğiniz, sağlıklı yaşlanmak, yaşlılıktaki sorunları gidermek, dinlenmek, keyif almak, doğayla baş başa keyif çıkarmak istiyorsak her hizmetimizde halkımıza açık Balçova Termal Otel'e hepinizi bekliyoruz. Sağ olun efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar çok sağ olun sizlere de. İnşallah bir dahaki programda yeniden birlikte olmak üzere. İnşallah ederim. Teşekkür ederim. Efendim bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuğumuz ve farklı konularla birlikte olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.